Evet arkadaşlar merhaba. Bugünkü konumuz doğru orantı ve ters orantı. Doğru orantı iki çaplıkta biri artıyorsa diğeri de artmak zorundadır. Ya da biri azalıyorsa diğeri de azalmak zorundadır. A ile B doğru orantı olmak üzere grafiği şeklindeki gibidir. A ile B doğru orantı olmak üzere grafiği şeklindeki gibidir. A, B ve grafiğimiz bu şekilde artıyor. Yani bakın yukarı doğru çıktıkça yukarı doğru çıktıkça hem A yükseliyor hem B yükseliyor. Ya da aşağı doğru indikçe hem A azalıyor hem B azalıyor. Bakın noktanın yeri bu tarafa doğru gittikçe hem A yükseliyor hem B yükseliyor. Ya da bu tarafa doğru geldikçe hem B azalıyor hem A azalıyor. Yani doğru orantılılığı ne tanımlayabiliyoruz? Çokluklardan biri artıyorsa diğeri de artmak zorunda. Biri azalıyorsa diğeri de azalmak zorunda. Olmamız gereken önemli olan durum şu. İki çokluk birbirine doğru orantılıysa A ile B doğru orantılıysa A'yı B'ye bölüp K'ya eşittir. A'yı B'ye bölüp K'ya eşittir. Doğru orantılı çoklukların oranı sabittir. A, B ve C sayıları sırasıyla X, Y ve Z sayıları ile doğru orantılı ise bakın diyor ki A, B, C, X, Y, Z ile sırasıyla doğru orantılıymış. A ile B doğru orantılıysa birinci, ikinciye bölüp K'ya eşittim. O zaman A, B, C, X, Y, Z birinci, birinciye böleceğim. A bölü X eşittir diyeceğim. İkinciyi, ikinciye böleceğim. B bölü Y eşittir diyeceğim. Üçüncüyü, üçüncüye böleceğim. C bölü Z eşittir diyeceğim. Ne? K'ya. O zaman K'ya eşittir. Şimdi yani şu A bölü X K'ya eşit. B bölü Y K'ya eşit. C bölü Z de K'ya eşit. Yani A bölü X K'ya eşitse içler dışlar yaparsam A eşittir K'ya eşit olur. B bölü Y K'ya eşitse B eşittir K çarpı Y. C bölü Z K'ya eşitse o zaman C eşittir K çarpı Z olacaktır. Aşağıdaki örnekte aynı olacaksınız. X artı 3 ile Y eksi 2. Bakın karıştırılan nokta bu. A ile B doğru orantılı demiş. Burada X artı 3 bir tane çokluk. Y eksi 2 bir tane çokluk. Yani burada X ile Y'yi birbirine götürüp oranlamak istedim. A ile B bir çokluk. B bir çokluk. A bir çokluk. B bir çokluk. Burada X artı 3. Y eksi 2. A ile B iki çokluk. O zaman X artı 3 ile Y eksi 2 doğru orantılıdır. Doğru orantılıysa ben anlayacağım şu. X artı 3 bölü Y eksi 2 eşittir. K diyeceğim. Çünkü bana onu yapmamı istiyor. Doğru orantılı. X 7 iken Y 7 olduğuna göre X 7 iken Y 7 olduğuna göre X 13 iken Y kaçtır diye soruyor. He. Takıldığınız kadarın tersi X 7 iken Y 7 imiş. Hemen şunu düşünebilirsin. X 13 iken Y 13. Hayır. Yanlış. Bu hataya düşmüyor. X 7 iken Y 7 olduğuna göre X 13 iken Y kaçtır diye soruyor. O zaman X'i 7 vermiş, Y'yi vermiş. Götürüp X ve Y gördüğüm yere 7 yazacağım. X yerine 7 yazacağım. Y yerine de 7 yazacağım. O halde 7 artı 3 10. 7 eksi 2 5 eşittir K. 10 bölü 5 2. Bu da eşittir K oldu mu? K kaçmış? 2. Şu denklemin aynısını tekrardan yazıyorum. Şöyle bir ok çizim. Şunun aynısını bir daha yazıyorum. X artı 3 bölü Y eksi 2 eşittir K. K'yı ne buldum? 2. O halde bütün K yerine 2 yazıyorum. Şimdi bakın K'yı buldum. Götürüp yerine yazdım. Şimdi benden X 13 iken Y'ye kaçtır diye soruyor. O halde X'i biliyorum. Çünkü X 13 vermiş. X yerine 13 yazacağım. 13 artı 3 16. Bölü Y eksi 2. Zaten Y'yi soruyor bana. Y eksi 2. Eşittir kaç? 2. Bakın işler dışarı bir tane bilmem var. Artık bunu bulabilirim. İşler dışarı yaparsan bunun altında gizli bir var. 1 çarpı 16. 16'dır. Eşittir 2 çarpı Y'den. 2'ye 2 çarpı eksi 2'den. Eksi 4. Eksi 4'dür. Hemen diğer tarafa gönderirsek artı olarak
eşittir. 2y ise her tarafı 2 hesap edersem y eşittir 10 olmuş olur. Gençler, bakın şu hatayı düşünün. X 7 iken y 7 olduğuna göre x 13 iken y kaç diye soruyor. Sakın ayakmayın. Bakın x 7, 7 doğru anlatılıyor çoklukla. O zaman x 13 ise y daha artacak ama çok haklı. Yani 13 olamaz mı? Yerine koyup denememiz gerekiyor. Bakın y 10 olur. X de 13'müş. Ters orantı. Ters orantılı çoklukla biri artıyorsa diğeri azalmak zorunda. Ya da biri azalıyorsa diğeri artmak zorunda. A ile B ters orantılı olmak üzere grafik şeklindeki gibi. Bakın aşağı doğru neye gidersen böyle. Okun yönüne doğru gidersem aşağıdakine. A azalıyor. A aşağı doğru geliyor. A azalıyor. B artıyor. Yukarı doğru gidersen, bakın yukarı doğru gidersen B bu tarafa doğru geldiği için azalıyor ama A yukarı doğru gidiyor bu tarafa doğru. Dolayısıyla A artıyor, B azalıyor. Yani çokluklardan biri artarken diğeri azalıyor. Diğeri azalırken diğeri artıyor. Bilmemiz gereken önemli sorulan bir tanesi. A çarpı B eşittir K. A ile B ters orantılı ise A ile B ters orantılı ise A ile B çarpıp K'ya eşitliyor. Doğru orantıda ikisi birbirine doğru orantılıydı. A'yı B'ye verdim. K'ya eşitledim. Ters orantıda A çarpı B eşittir K yapıyorum. Ters orantılı çoklukların çarpımı sabittir. A, B ve C sayıları sırasıyla X, Y, Z sayıları ile ters orantılı ise o zaman birinciyle çarpacağım AX. İkinciyle çarpacağım BY. Üçüncüyle çarpacağım CZ. Ne eşit olacak? K eşit olacak. A çarpımı K eşitse o zaman birinciyle birinciyle çarpımı K eşit olacak. Aşağıdaki örnekte bakalım. A artı 2 ile B artı 3 ters orantılıdır. A eşittir 4 iken B eşittir 5 olduğuna göre A eşittir 10 iken B kaçtır diye soruyor. Hemen şunu oluşturuyorum. Bakın demin söylediğim olay aynısı. A artı 2 ile B artı 3 iki çokluk. Burada A ile B farklı iki çokluktu. A çarpı B eşittir K yaptım. Buradaki A artı 2 B artı 3. A artı 2 bir bütün olarak bir çokluk. B artı 3 bir bütün olarak bir çokluk. Sakın ha gidin siz de A çarpı B eşittir K demeyin. Burada A artı 2 var, burada B artı 3 var. O halde A artı 2 bölü doğru orantıya gittik ama A artı 2 çarpı B artı 3 ne olacak? K'ya eşit olacak. Ters orantılı ise çarpımı K'ya eşit olacak. A eşittir 4 iken B 5. O zaman diyorum A yerine 4 yazacağım. B yerine ne yazacağız? 5 yazacağız. 4 artı 2 6 arada çarpma var. 5 artı 3 8 eşittir K'ya 6 kere 8 48 eşittir K olur mu? K'ya 48 buluyor. O halde hemen şöyle bir parmağı aynısını bir daha yazalım. A artı 2 çarpı B artı 3 eşittir K'ya. K'yı ne buldum? 48. Hemen yerine yazdım. Şimdi bana diyor ki bakın ben şu birinci durumu A eşittir 4 iken B eşittir 5 iken yapıp K'yı buldum. Aynısını bir daha yazdım. Şimdi benden A eşittir 10 iken B kaçtır diye soruyor. A yerine diyorum 10 yazacağım. 10 yazacağım. 10 artı 2'den 12 çarpı B artı 3 eşitmiş kaç? 48. Bakın 12 ile bir şey çarpacağım, 48 bulacağım. Artık bir tane bilim yerleri var. Bilim yerim var, o da B. Şu 12 ile şu 48 sadeleşir. Burada sadece B artı 3 kalır. 12 ile 48 sadeleşen 4 olur. 3 ile karşıya eksi olarak göndereceğim. Bakın şu 3 ile karşıya eksi olarak göndereceğim. B eşittir 4 eksi 3'ten 1 olmuş olur. Demek ki A 10 iken B de 1'miş. Bakın 1'i burada A 4 iken B 5. A'yı 10 yapmış. Bu sefer B'den 10 zorunda yine azalmak zorunda. Doğru orantılı ve ters orantılı bu şekildedir.
birinciyi doğru antrası, ikinciye bölecek. Çarpı diyeceğim. C ile ters orantı olduğu için C'den çarpacağım. K'ya geçeceğim. Bilmem gereken bu. Bu kadar. Şimdi aşağıdaki örnekte öncelikle A artı 2 sayısı B ile doğruymuş. O zaman ilk yapacağım şey A artı 2 bölü B. C eksi 1 ile ters orantılıdır. C eksi 1 ile ters orantılıdır. O zaman çarpı C eksi 1 diyeceğim. C eksi 1. Ne işleyeceğim? K'ya. Şimdi A 8 iken B 5 ve C 5 olduğuna göre A eşittir 4 iken B 3 iken C kaçtı diye soruyor. Bakın A'yı B'yi C'yi vermiş. Yerine koyup K'yı bulalım. A kaç demiş? 8. B kaç demiş? 5. C kaç demiş? O zaman 8 artı 2 10 bölü 5 çarpı C eksi 1 yani 5 eksi 1 4 eşittir kaymış. O zaman 10 bölü 5 2 2 çarpı 4'ten 8 K eşittir 8'miş. O halde oluşturduğum formülü tekrar yazıyorum. A artı 2 C eksi 1 eşittir K. K kaç? 8. Şimdi A, B, C. Bu sefer A'yı 4, B'yi 3 vermiş. C kaçtır diye soruyor. A kaçmış? 4, B kaçmış? 3. Zaten C'yi soruyor. 4 artı 2, 6. 6 bölü 3 çarpı C eksi 1 eşittir kaçmış? 8. 6 bölü 3 nedir? 2 yapar. 2 çarpı C eksi 1 eşittir 8 ise şu 2'ler ve 8'ler sadeleşir. Burada C eksi 1 eşittir kaç kalır? 4. C eksi 1 4 ise şu eksi 1'leri karşı tarafa gönderiyorum. C eşittir 5 olmuş olur. A 4 B 3 iken C de 5 olmuş olur. Şimdi gelelim doğru orantı problemlerine. A ve B doğru orantılı çokluklar olmak üzere. A ve B doğru orantılı çokluklar olmak üzere. Birinci durum X, Y iken ikinci durum P ve Q olmuş. Eğer ki doğru orantılı varsa birinci durum X, Y ikinci durum P, Q ise X'i de artacak ya da X aynı anda azalacak. Bilmen gereken şey doğru orantılılar ise çaprazlama, çarpma işlemi yapıyorum. X'den ve Q'yu çarpacağım. P ile Y'yi çarpacağım. Aşağıda görebileceğim. Bir işçi 8 saatte 20 metrekarelik duvarı boyayabilmektedir. Bir işçi 8 saatte 20 metrekarelik duvar boyayabilmektedir. Buna göre bu işçinin 35 metrekarelik duvarı kaç saatte boyayacağını bulalım. Şimdi 8 saatte 20 metrekare boyuyor. Bizden 35 metrekare duvarı kaç saatte boyayacağımızı soruyor. Kaç saatte boyayacağımızı soruyor. Şimdi 8 saatte 20 metrekare boyuyorsa 20 metrekareyi 35 metrekareye çıkarmış. Bu 60 ise doğru orantı var ise bu da artacaktır. O zaman hemen karşılıklı çaprazlama çarpıyorum. X çarpı 20 x çarpı 20 eşittir 8 çarpı 35 8 çarpı 35. O zaman hemen şu 20 ile şu 8 sadeleşir. Kaç olur? 2'ye böler, 4'e bölersem burası 5 olur. 4'e bölersem burası 2 olur. Şu 5 ile bu 35 sadeleşir. 5'e bölersem 1, 5'e bölersem 7 olur. X çarpı 1'den x eşittir 2 çarpı 1'den 10'dur. O zaman 8 saatte 20 metrekare duvar boyuyorsa 14 saatte 35 metrekare duvar boyayabilecekmiş. Ters orantı problemleri A ile B
ters orantılı olmak üzere aile ve ters orantılı çokluklar ise birinci durum x'ye, ikinci durum pq. Yani birinci durumda pq x'ye azalıyorsa diğeri artacak. Ya da bu artıyorsa diğeri azalacak. Ters orantılı. Burada bilmemiz gereken ters orantı var ise yukarıda çarpmazdım, çarptım. Burada karşılıklı çarpacağım. X'den y'yi çarptım. P ile Q'yu çarptım ve birbirine eşitledim. X'den y'yi çarptım. P ile Q'yu çarptım. Birbirine eşitledim. Burada karşılıklı çarp birbirine eşitliyorum. Burada çarpmazlama çarpıp birbirine eşitliyorum. Aşağıdaki örnekte bir evi iki usta 12 günde boyayabildiğine göre üç usta kaç günde boyar? Bakın. İki usta 12 günde 2 usta 12 günde 3 usta 3 usta kaç günde boyar diye soruyor. Bakın 2 usta 12 günde boyayacaksa usta 60 yani fazla bir kişi gelmiş ve o zaman gün sayısı azalmak zorunda. Bak, bu 60 ise burası azalacak. O halde bakın ters orantılı olduğunu tespit ettim. Hemen karşılıklı çarpmayı birbirine eşitleyeceğim. O zaman 2 çarpı 12 2 çarpı 12 eşittir 3 çarpı x 3 çarpı x 12 ile 3 sadeleşsin. Burası 4 olur. 2 kere 4 8 eşittir x olmuş oldu. Bakın bir evi 2 usta 12 günde bitiriyorsak 3 usta 8 günde bitirmiş olacaktır. Doğru orantı ve ters orantı paralelde bitti. Şimdi bir tane soru çözelim. Hem ters orantının hem de doğru orantının içinde olduğu bir probleme bakalım. Eş verimli 12 işçi 8 saat çalışarak bir işi 6 günde bitiriyor. Bu işçilerden 8 tanesi günde 9 saat çalışarak bu işin 4'te 3'ünü kaç günde bitirir diye soruyor. Öncelikle yapmamız gereken verilenleri yazmak. Eş verimli 12 işçi. 12 işçi 8 saat çalışarak bir işi 6 günde 6 günde bir işi bitiriyormuş. Halde bir işti. Şimdi bu işçilerden 8 tanesi diyor. Bu işçilerden 8 tanesi yani 8 işçi günde 9 saat çalışarak 9 saat çalışarak bu işin 4'te 3'ünü kaç günde bitirir? Ha, gün soruyorsa o zaman günün altına ben x diyorum. İşin 4'te 3'ünü o zaman 3 bölü 4'ü de buraya yazıyorum. Şimdi verilenleri yazdım ama ters orantını, doğru orantını onu bilmiyorum. Şimdi işçiyle saat sayısı ters orantı olduğu için karşılıklı çarpıyorum. Saatle gün sayıları ters orantılı olduğu için yine karşılıklı çarpıyorum. Gün ile iş direkt gözüküyor. Bunlar da doğru orantı olduğu için çaprazlama çarpıyorum. 12 işçi 8 saat çalışarak 6 günde bir işi bitiriyor ama burada çarpazlama. Yani 12 ile 8'i çarpacağım, 6'yı çarpacağım, sonra burayı çarpacağım. 8'den 9'u çarpacağım, x'i çarpacağım. Biri çarpıp birbirine eşitleyeceğim. O halde direkt hepsi iç içe olduğu için bu şekilde oldu. 12 çarpı 8 çarpı 6 12 çarpı 8 çarpı 6 çarpı 3 bölü 4 eşittir 8 çarpı 9 çarpı x çarpı 1. Bakın artık denklemi kurdum şu an. O halde bakın şu 8 ile 4 sadeleşir. Burada 2 kalır. Şu hatta direkt götürseydim keşke. Ne kaldı? 12 çarpı 2 çarpı 6 çarpı 3 ya da direkt bu ikisini sadeleştirmektense
şu 8 ile şu 8 gitsin. Şu 12 ile şu 4 sadeleşsin. Burası 3 olsun. 3 çarpı 6 çarpı 3. Yani 3 çarpı 6 çarpı 3 kalır en son. Eşittir burada da 9 çarpı x çarpı 1'den x kalır. Ve bakın şu 3 kere 3 9, şu 3'ten şu 9 gitsin. Burada sadece 6 kalır. X eşittir 6 olmuş oldu. Yani 12 işçi 8 saat çalışarak 6 günde bir işi bitiriyor. 8 işçi 9 saat çalışarak 6 günde bir işin 4'te 3'ünü bitirmiş oluyor. Şimdi bu sorunun alternatif bir çözümü var ve daha kolayını sağlayacak. Daha basit. Şimdi formül ilk yapılan iş bölü bu işe ait diğer çoklukların çarpımı diyor. Yapılan işi yazacağım. Geri kalanlarını da aşağıya çarpacağım. Eşitlik diyorum. Son yapılan işi yazıyorum. Diğer geri kalanların hepsinin çarpımını aşağı yazacağım. İlk yapılan iş 12 işçi 80 çalışarak 6 günde bir iş yapmış. Bir işi bitiriyor diyor. O zaman yukarıda 1 olacak. Bölü diyorum. Bu işe ait diğer çoklukların çarpımı. 12 işçi 8 saat çalışarak 6 gün. O zaman 12 çarpı 8 çarpı 6. Bakın bitti. Eşittir diyorum. Son yapılan iş. Bu işte son yapılan iş 8 işçi 9 saat x günde 3 bölü 4 iş. Bakın burada işin 4'te 3 ediyor. O zaman 3 bölü 4 diyeceğim. Bölü diyorum. Bu işe ait diğer çoklukların çarpımı 8 saat 9 8 tanesi 8 işçi 9 saat bu işin kaç gün o zaman bölü isteyeceğimiz için x çarpı diyelim 8 çarpı 9. Bakın bitti. İşin yapılan iş ilk 1 bu işe ait diğer çocuklar 12 çarpı 8 çarpı 6. 12 işçi 8 saatte 6 günde bitiriyormuş bir işi. Diğerinde iş son yapılan iş 4'te 3 8 işçiden 9 saat 8 çarpı 9 bize günü soruyor. Güne de x dedim. Şimdi burada içten dıştan yaparsam 1 çarpı şu ifade x çarpı 8 çarpı 9 eşittir 12 çarpı 8 çarpı 6 çarpı 3 bölü 4. Bakın buradaki denklemin aynısı çıktı. 12 çarpı 8 çarpı 6 çarpı 3 bölü 4. 12 çarpı 8 çarpı 6 çarpı 3 bölü 4. 8 çarpı 9 çarpı x çarpı 1. 1 ile bunu çarptım zaten 1'e. Aynı şekilde şu ifadeler şu ifade gitsin. Bununla bu sadeleşirse 3 olur. Şu 9'dan şu 3'ten şu gitsin. Burada sadece x kalacak. Burada da 6 kalmış olur. Bu formülü özelliği size çok rahat bir şekilde sağlayacaktır.